Herkese merhaba. Turkcell'in 2014 model amiral gemisi Android telefonu Turkcell TL'li geçtiğimiz günlerde Türkiye piyasasına giriş yaptı. Turkcell TL'li Selefi Turkcell T40'a göre bir sıçrama niteliğini taşıyor. Bu telefon barındırdığı teknik özellikleri itibariyle bir orta segment Android telefon olarak değerlendirilebilir. 699 liralık fiyatı da zaten biraz daha orta segmente kaydığını gösteriyor bu telefonun. Turkcell TL'li tasarım anlamında da T40'a göre bir hayli gelişmiş gözüküyor. 7.8 mm kalınlığa sahip bir gövdesi var. Plastikten yapılmış gövde bir hayli çekici gözüküyor. Siyah rengin ağırlığı da bu gövdenin biraz daha güzel, hoş görünmesine olanak sağlıyor. Plastikten yapılmış bir gövdeye sahip Turkcell TL'li ancak bayağı durmadığını da söylemek gerekiyor. Arka yüzey gördüğünüz gibi holografik bir yapıya sahip, ışığa tuttuğunuzda desen ortaya çıkıyor. Ancak bu plastik gövde çizilmelere karşı pek dayanıklı değil. Turkcell TL'yi kısa süre boyunca kullanıyoruz. 10 gün kadar oldu kullanalı ancak arkada 1-2 çizik dikkat çekiyor. Plastik bu açıdan pek başarılı görünmüyor. Telefon yaklaşık 130 gram ağırlığa sahip ve bir hayli hafif görünüyor. Elde fazla bir baskı hissi oluşturmuyor. Bu açıdan da bu telefonun olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Cepte de rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. 5 inç ekran var. Bu 5 inç ekranın etrafı dar bir çerçeveyle çevrilmiş. Bu da telefonun ergonomisine olumlu katkı yapıyor. Rahatlıkla tek elle tutuyorsunuz. Ekranın büyük bir çoğunluğuna da parmağınızla, işaret baş parmağınızla rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Telefonun tuşları gördüğünüz gibi sağ kenara yerleştirilmiş. Ses ve güç tuşu sağ kenarda yer alıyor. Bu tuşlar dokulu bir yapıda tasarlanmış. Üzerlerinde hafif bir sürtünmeli doku var. Bu da tuşların daha rahat seçilmesine olanak sağlıyor. Tuşların derinliği iyi, yumuşak. Böylelikle rahatlıkla basıp kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan da Turkcell TL'li memnuniyet sağlıyor. Sol kenarda mikro sim kart yuvası var. Ve bu mikro sim kart yuvası cihazın kutusundan çıkan bir iğne yardımıyla açılıyor. Sim kart tepsisinin içerisine sim kart yerleştiriliyor. HTC One ya da iPhone'larda gördüğümüz tarz bir sim kart tepsisi bulunuyor Turkcell TL'de. Üstte mikro USB portu var. Buradan hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işlemi gerçekleşiliyor. Alt tarafta da mikrofon ve 3.5 mm'lik kulaklık şakı yer alıyor. Turkcell TL'nin arkasında 13 megapiksel kamera var ve hemen altında da LED flash bulunuyor. Turkcell logosu ortada dikkat çekiyor. Hemen ikinci mikrofonda kameranın yanında görüyoruz. Aşağıda bir TL logosu var ve TL logosunun biraz daha aşağısında sağa doğru yerleştirilmiş bir hoparlör bulunuyor. Hoparlör de Turkcell TL'nin önemli unsurlarından bir tanesi, iyi bir ses çıkışı sağlıyor. Ekrana gelelim. Ekran 5 inç köşeden köşeye uzunluğa sahip ve 1280x720 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın siyah renk derinliği bir hayli fazla. Ekranı kapattığımda ekranı fark etmek gerçekten bu siyah renk derinliğiyle epey zor oluyor. Siyah renk derinliği olması renkleri biraz daha canlı, hoş gösteriyor. Kontrast biraz daha iyi oluyor. Ekranın görüş açıları da fena sayılmaz. Ön camın yansıması biraz yüksek. Ancak güneş altında bu çok da olumsuz bir duruma neden olmuyor. Parlaklık iyi seviyede, güneş altında da bu telefonu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Görsel zevk açısından, seyir zevk açısından Turkcell TL'nin ekranı iyi derecede. Telefonda 1.2 GHz 4 çekirdekli Qualcomm MSM8925 Yonga set bulunuyor. Adreno 305 GPU var. Performans açısından Turkcell TL'nin ortalamanın biraz üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Hafif takılmalar görsek de uygulama açılışlarında, bazı uygulamaların açılışında hafif gecikme olsa da bu telefonun performansı iyi olarak nitelendirilebilir. Fiyatına göre oldukça iyi bir performans sunuyor. Aynı zamanda oyunları da iyi şekilde oynatıyor. Örneğin Asphalt 8 gibi yüksek performans gerektiren bir oyunu da Turkcell TL'de iyi bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Onu da şimdi size gösterelim. Oyunun yüklenmesi üst sınıf Android telefonlara göre biraz daha uzun zaman alıyor. Ancak bu zaman göz ardı edilebilir nitelikte. Hoparlörün sesini de duyuyorsunuz umarım. Yüksek bir ses çıkışına sahip, Dolby destekli bu hoparlör. Ve oyun oynarken de gördüğünüz gibi grafikler akıcı. Aynı zamanda hareket kontrolü de iyi seviyede. Hareketlerle arabayı gördüğünüz gibi rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Yani üst sınıf Android telefonlara yaklaşan bir Asphalt 8 Airborne deneyimi sunuyor Turkcell TL'li. Bunu söyleyebiliriz. Kaza yaptık, artık oyunu kapatalım.
Performans bu şekilde. Performanstan yazılıma geçelim. Turkcell TL'de Android 4.4.2 KitKat çalışıyor. Bu da önemli avantajlardan bir tanesi. Ekranın altında herhangi bir fiziksel tuş yok. Bu da kontrollerin, navigasyon kontrollerinin ekran üzerinden sanal tuşlar yardımıyla sağlandığını gösteriyor. Turkcell kullanıcı arayüzüne fazla müdahale etmemiş. Ham arayüze yakın bir kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. Bir takım oynamalar yok değil. Duvar kağıdı değiştirilmiş. Çeşitli Turkcell uygulamaları bulunuyor cihazda. Turkcell'in mobil asistan, Turkcell TV Plus gibi uygulamaları mevcut. Aynı zamanda App Market adı verilen Turkcell'in kendi uygulama mağazası da Turkcell TL'de yer alıyor. Google Play Store'un yanı sıra bu uygulama mağazası da uygulama indirmek isteyenler için sunuluyor. Devam edelim. Yine çeşitli uygulamalarda önceden yüklenmiş şekilde çıkıyor Turkcell TL'de. Kingsoft Office adı verilen bir ofis uygulaması var. Bunun yanı sıra yine SwiftKey var. SwiftKey sayesinde Android'in kendi klavyesi yerine SwiftKey klavyeyi kullanarak çok daha iyi bir yazma deneyimi elde edebilirsiniz. Şu şekilde gösterelim SwiftKey klavyeyi. Gördüğünüz gibi hem kelime tahmini olsun hem de parmağınızı klavyenin üzerinde kaldırmadan sürükleyerek yazmak olsun. Bu gibi avantajlara sahip SwiftKey klavye Turkcell TL'de varsayılan olarak geliyor, yüklü olarak geliyor ve kullanıma hazır şekilde Turkcell TL kullanıcılarını bekliyor. Google uygulamaları da gördüğünüz gibi Turkcell TL'de yüklü şekilde bulunuyor ve Google Play Store'dan da istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Bunun dışında Turkcell TL'de mobil asistana dikkat çekmek gerekiyor. İlk olarak Maxi Plus 5'te görmüştük Turkcell'in. Turkcell'in sesli asistanı, mobil asistan gelişmeye devam ediyor. Selin adı verilen hanımefendi sorularınızı bekliyor. Siz ona istediğiniz soruyu sorarak cevap alabilirsiniz. Burada sorabileceğiniz sorular yer alıyor. Hava durumu, trafik bilgisi, yakındaki mekanlar, piyasa bilgileri gibi soruları sorup cevap alabilirsiniz. Aynı zamanda eğer 3G ile bağlıysanız internete Turkcell hattınızla ilgili bilgileri de doğrudan Selin'e sorarak cevaplar alabiliyorsunuz. Soralım şimdi. Dolar ne kadar? Şu anda dolar alış kuru 2.1230 Türk lirası. Satış kuru ise 2.1240 Türk lirasıdır. Yarın hava nasıl olacak? Bugün İstanbul için hava açık görünüyor. Günün en yüksek sıcaklığı 25 derece, en düşük sıcaklığı 22 derece olacaktır. Gün içi sıcaklık 24 derecedir. Evet, mobil asistan gördüğünüz gibi çalışıyor Turkcell TL'de. Devam edelim. Multimedya açısından da Turkcell TL kullanıcılara büyük avantajlar sunuyor. 5 inç ekranda hem video izlemek hem televizyon izlemek bir hayli keyifli olacaktır. Videolarım uygulaması var. Videolarım uygulaması kamerayla çektiğiniz veya dahili hafızaya attığınız 16 GB'lık dahili hafızaya attığınız videoları gösteriyor ve izlemenize olanak sağlıyor. Filmleri, dizileri, video klipleri buradan izleyebilirsiniz. Dolby ikonunu görüyorsunuz. Dolby ikonuna dokunarak da arkadaki hoparlörün çıkışının formatını, profilini ayarlayabilirsiniz. Dolby teknolojili hoparlör gördüğünüz gibi film, müzik, oyun, diyalog gibi ve aynı zamanda kişisel gibi sizin ayarlayacağınız formatları, profilleri destekliyor. Bunlardan dilerinizi seçerek hoparlörün ses çıkışını kulağınıza göre özelleştirmeniz mümkün. Video player uygulaması çoğu formatı destekliyor. Aynı zamanda arayüz üzerinde Samsung'un telefonlarında gördüğümüz gibi kullanıcı arayüzlerinde asılı şekilde de oynayabiliyor. Ancak bazı ses formatlarını oynatmada bu video player uygulamasını yeterli görmedik. Bu durumda Google Play Store'dan indireceğiniz VS Player uygulaması zengin ses format desteğiyle işinizi görecektir. Müzik uygulaması da dahili hafızada bulunan şarkıları dinlemenize olanak sağlıyor. Güzel bir kullanıcı arayüzü var. Ses çıkışı da yüksek gördüğünüz gibi Turkcell TL'nin iyi bir müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Bunun dışında Turkcell'in müzik uygulaması var, video bul uygulaması var. Bunlar da multimedya konusunda Turkcell TL kullanıcılarının ihtiyaçlarını görecektir. Kameraya bakalım son olarak. Turkcell TL'nin arkasında yer alan 13 megapiksel kamera iyi fotoğraf çekimi vaat ediyor. Aynı zamanda hem ön hem arka kamera Full HD video kaydı imkanı sunuyor. Gördüğünüz gibi kamera uygulaması
özelleştirmelere sahip. Turkcell'in çeşitli özelleştirmelerinden geçmiş bir kamera arayüzü var. Fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda bulunuyor. Sol kenarda gördüğünüz gibi mod değişikliklerini yapabiliyorsunuz. Uzman modu var. Uzman modu içerisinde gördüğünüz gibi ISO, beyaz dengesi, pozlama gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Bunun dışında basit moda geçip doğrudan odaklayıp çekim yapabiliyorsunuz. Panorama modu var. HDR modu var. Flash arayını yapabiliyorsunuz. Ön kameraya geçtiğinizde 2.1 megapiksel ön kamerayı kullanarak selfie'ler çekebilirsiniz. Güzelleştirme modu açıkken ne yapıyorsunuz? Yüzünüzde pürüzsüzleştirme yapılıyor. Yüzünüzdeki kusurlar örtülüyor ve çok daha güzel bir fotoğraf çekilmiş oluyor. Gülümseme modunu açtığınızda sizin gülücükleriniz yakalanıyor ve otomatik olarak çekim işlemi gerçekleştiriliyor. Hem ön hem arka kamera 1080p Full HD video kaydı yapabiliyor. Bu da Turkcell TL'nin öne çıkan noktalarından bir tanesi. Turkcell TL ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, kamerasıyla çekilen fotoğrafları, benchmark sonuçlarını ve diğer görüşlerimizi teknoblog.com'da yer alan detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere.